Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomda kümesime kan değişimi için getirmiş olduğum yeni horozumu sizlerle paylaşacağım. Videoyu durdurarak hangi türün olduğunu lütfen yoruma yazın. Doğru bilenleri tebrik edeceğim. Bakalım kaç kişi bilecek bu yeni getirmiş olduğum horozumuzun türünü. Kan değişimi yapmak istedim. Sizlere de sürekli tavsiye ediyorum. Kan değişimlerine dikkat edin. Çıkacak bir sonraki nesildeki yavruların engel taşımaması için kan değişimine lütfen dikkat edin. Özellikle benim gibi süs hayvancılığı yapan dostlarım zaten buna çok dikkat ediyorlar. Normalde köy tavuğu ya da yumurtacı ırklarda bir problem olmuyor ama süs ırklarında, süs tavuğu ırklarında büyük bir problem yaratıyor. Çünkü akraba evliliği gibi düşünün. Çoğaldığı zaman yavrularda engel teşkil ediyor. Bu yüzden süs hayvanlarında, özellikle özel süs hayvanlarında kan değişimini yapmak çok ama çok önemli. Şimdi sizleri bekletmeden hangi horozu kan değişimi için getirdiğimi paylaşmak istiyorum. Ve karşınızda yeni getirmiş olduğumuz oğlumuz kan değişimi için kümesimize geldi. Hemen elimi alıp sizlere incelemek istiyorum. Bakalım yakından kendisi nasıl gözüküyor. Ve bu horozumuzu da kapatalım ki kavga etmesinler. Çünkü getirdiğimiz oğlumuz genç bir oğlan. Tam olarak ergin değil. O yüzden kavga edip yaralanmalarını da istemiyorum. Sizler de kan değişimi yaptığınız zaman hayvanları aynı ortama direkt salmayın arkadaşlar. Kavga edip iki aktif horozun birinin pasife düşmesi kötü bir duygu. Bütün horozlarımızın aktif olarak kalması gerekiyor. Bu yüzden yeni getirmiş olduğumuz horozumuzu hemen diğer horozla karşılaştırıp bir kavgaya, dövüşe, liderliğe sokmayın. Ben şimdi bu oğlumuzu kapatacağım ve yeni gelen oğlumuzu sizlerle inceleyeceğim ve tavuklarımızın yanına salacağım. Bakalım anlaşabilecekler mi? Oğlumuzu kapattım. Horozumuzu elime aldım. Bu yüzden oğlumuz çıldırıyor. Evet, horozumuzla elimizde inceliyoruz. İpik şekline bayıldım. Harika dikenleri var. Sarı gaga ve sarı ayak olması da harika. Ve ayakların 5 pençesinin de birbirine paralel olması da harika. Mükemmel bir standartlara uygun horoz. Kümesimize hayırlı uğurlu olsun. Alt küpesi de tam istediğim kadar nohut gibi. Şimdi tavukları da salacağım yanına, bakalım neler yapacak. Merak ediyorum. Diğer damızlığımız kümeste. Bismillah. Kümesimize kan değişimi için gelen horozumuz bu. Artık iki horoz, üç tavuğumuz olacak. Diğer horozumuzu da kullanacağız. Ama bu horozumuza da bayıldım. Sizler de fikirlerinizi lütfen yazın. Harika bir horoz. Güvercin gibi uçuyor da. Çok bayıldım. Kümesimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şu an inanılmaz derecede sinirlendi. Elimdeki horozu parçalamak istiyor. Çünkü eşlerinin yanına koyacağımı biliyor. Bakın yanıma doğru geliyor saldırmaya. Kıskançlık krizi bu olmuş oluyor. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Tavuklarımı uygun olarak seçtim. Ve horozla kavgaya tutuştular. Yaklaşık 2 ya da 3 ay sonra tamamen baş damızlık sıfatı kazanacak kendisi. Tavuklarımın rengine de uygun bir horoz seçtiğimi düşünüyorum. Bu horozdan önce kan değişimi için kar yağdı bir oğlan getirmiştim. Bu kar yağdı horozumuz full kar yağdı yavru verdiği için elemek zorunda kaldım. Çünkü Blue Motlet'leri de çok seviyorum. Yeni gelen oğlumuz bayağı bir dişli çıktı. Kavga etmek istiyor ama tabii ki buna izin vermiyorum. Bu arada renk olarak birbirinin yansıması gibi gözüküyor. Tipler, görüntü hemen hemen aynı. Yeni gelen oğlanın bu şekilde aktif olması beni çok mutlu etti bu arada. Kendisi henüz 5-6 aylık olmasına rağmen harika bir horoz. Ben çok bayıldım.
Sizler de lütfen fikirlerinizi yazın. Evet, tavuklar ona saldırmadı. Ve oğlan kümese adapte olmaya başladı. Ama yine de bir ay bu kafeste tek başına bakacağım. Böylelikle tamamen yetişkin bir horoz haline gelecek kendisi. O yüzden hızlı bir şekilde birleştirmeyi düşünmüyorum. Şöyle de yakından çekmek istiyorum. Şimdiden kümesimize hayırlı uğurlu olsun. Ve kümesimizin son durumunu paylaşmak istiyorum sizlere. Bu oğlumuzu da yerine koyacağım. Biraz daha adapte olsun kümesimize. Uzaktan bu şekilde gözüküyor. Ben bayıldım arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sultan papağanlarımız eş seçecek sanırım yakında. Çünkü sürekli öpüşürken görüyorum onları. Umarım güzel yavrular alırız. Tünekte kızlarımız duruyor. Seramalarımız aynı şekilde burada ve diğer kafeslerde. Blue takımlarımız var sahiplenmek isteyenler için. Ve aynı şekilde orman çiftlerimiz var. Yumurtaya yeni başlamışlar. Harika gözüküyorlar. Onları da sahiplenebilirsiniz. Kendime 3 tane serama ayırdım. Dişi diye ayırdığım seramamız oğlan çıktı. Erkek artık. Siyah kızımız ve arkasındaki de dişi mi erkek mi sizler tahmin edebilirsiniz. Bu 3 seramayı kendime ayırdım. Koskocaman bir maşallah bekliyorum. Soldaki iki kafesimde değişiklikler olabilir. Onları göstermeyeceğim. Oğlumuzu da serbest bırakıyorum. Kapıları açtım. Serbest dışarıya çıkabilir. Maşallah oğluma. Bu oğlumun küpesini görüyorsunuz. Tamamen yok. Ama bunun da ibik... Bunun ibiğinin de diğeri gibi olmasını isterdim. Bunlar her zaman ispens zaten çalışılabilecek hayvanlar. Çalışa çalışa doğruyu bulacağız. Haklısın baba diye. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.